Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 78-86. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي İsrail, İsrail oğullarından inkar edenler lanetlendi. عَلَى لِسَانِ Davud'un diliyle ve İsa ibn-i Meryem ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle. Yani İsrail oğullarından inkar edenler, kafir olanlar Hazreti Davud'un diliyle ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendi. ذَٰلِكَ بِمَا أَصَوْ Bu isyanları sebebiyle idi. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Ve onlar haddi aşan kimselerdi. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ Ve onlar yapmış oldukları kötü şeylerden birbirlerini alıkoymazlardı. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ve onlar ne kötü bir şey yapıyorlar. Değerli izleyenlerim, lanetlemek Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde zaman zaman medar bahsediliyor. Allah'ın lanetinden, meleklerin lanetinden, İnsanların lanetinden bahisler var. Burada da iki peygamberin diliyle İsrail oğullarından bir kısmının küfre giren, nankörlükte bulunan bir kısmının lanetlendiği ifade ediliyor. Normalde bir peygamber elbette kavmine lanet etmez. Ama eğer onlar haddi aşmışsa, ayet-i kerimede nazara verildiği şekliyle hem isyan etmiş, haddi aşmış ve kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmez, yasaklamaz bir hale gelmişlerse, yani bunlara lanet olsun kabilinden, demek ki kendilerine lanet edilmiş, ayet-i kerimeden böyle anlaşılıyor. Ve lanetli olmak Allah'ın rahmetinden uzak kalmaktır ve insanlık şerefinden mahrum bir hale düşmeyi netice verir. Ayet-i kerimede sebep itibariyle niçin bunlar lanetlendi? Çünkü bunlar isyan ediyorlardı. Birinci sebep bu anlatılıyor. İkincisi, onlar haddi aşan kimselerdi. Yani haddi mütecavüz olan, dinin koyduğu ölçüleri aşan kimselerdi. Bir de bunlar nehy-i anil münkerde bulunmayan kimselerdi. Demek ki toplumda bazı rezaletler olduğunda bunun rezalet olduğunu fark eden kimselerin elbette nehyetmeleri, alıkoymaları gerekir. Engel olmaya çalışmaları gerekir. Ama onlar bunu da yapmayınca demek ki Allah'ın gadabına maruz kaldılar ve bu şekilde lanete maruz kaldılar. Buradan yine günümüze de bakacak olursak, demek ki benzeri özellikleri gösteren insanlar veya insan toplulukları bir takım lanetlere maruz kalırlar. Eğer isyan onların daimi bir hali olmuşsa, devamlı haddi aşıyorlarsa, bir takım günahlar aleni olarak işlenirken kimse ses çıkarmıyorsa, o toplumda dengeler alt üst olmuş demektir ve o toplumda çok ciddi problemler yaşanıyor demektir. Tera ketiran minhum, sen onlardan çoğunu görürsün. Yetevellevnellezine keferu, inkar edenleri, kafirleri dost edindiklerini görürsün. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ Ve nefislerinin takdim etmiş oldukları şey ne kötü. اَنْ سَخِتَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Yani Allah'ın gadabını celbedecek şekilde bu yapmış oldukları şey ne kadar da kötü. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ Ve onlar azapta daimidirler. Yani bu şekilde Allah'ın gadabını celbeden, Allah'ın lanetine, peygamberlerin lanetine maruz kalan bu kimseler azapta daimidirler. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪ي Şayet onlar Allah'a iman etse, peygambere وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ ve kendilerine indirilene, peygambere indirilene uymuş olsalardı, inanmış olsalardı مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ elbette o kafirleri dost edinmezlerdi. Yani dostluk noktasında elbette Allah'ın dinine, peygamberine iman eden bir kimsenin ehli imana dost olması gerekir.
tutup da kafirlere dost olması uygun değil. Ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Şayet onlar Allah'a iman etseler, peygambere iman etseler, kendilerine indirilene iman etmiş olsalardı elbette kafirleri dost edinmezlerdi. Velakinne kesiran minhum fasikun, lakin onların çoğu fasıktırlar. Yani tamamı fasıktır demiyor. Ekseriyet itibariyle onlar fasıktırlar. Letecidennahum eşedden nase adaveten, düşmanlık noktasında insanlara insanların Müslümanlara en şiddet olanlarını sen bulacaksın. Lillezine amenu el yahud, yani Yahudiler olarak bulacaksın. Vellezine eşraku, bir de müşrikleri bulacaksın. Ehli iman için en fazla düşmanlık göstereni başta Yahudiler, daha sonra da müşrikler bulacaksın. Bu da tarihi bir realite. Aslında bütün insanlar Adem'in torunları. Normalde birbirleriyle dostça, kardeşçe yaşamaları beklenir. Ama Adem'in torunları tarih boyu birbiriyle kavgalı olmuş. Adem'in iki oğlu Kabil ve Habil birbiriyle dövüştükleri gibi Adem'in daha sonraki dönemdeki torunları olan insanlar ve şu anda da 6 milyar torunu tam bir barışı yakalayabilmiş değil. Ve aralarında düşmanlık, aralarında din mezhep çatışmaları, aralarında başka çatışmalar görülebiliyor. İşte Müslümanlara bakan yönüyle en fazla Müslümanlara düşmanlık gösteren Yahudiler ve bir de müşrikler, bunları bulacaksın. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا, iman edenlere sevgi noktasından en fazla sevgi gösteren, yakın olanları da اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى, biz Hristiyanız diyenleri bulacaksın. Yani Kur'an-ı Kerim kitap ehlini kafirlerden ayırıyor. Kitap ehli Yahudiler, Hristiyanlar ve bu Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara, kafirlere nispetle biraz daha yakındırlar. En azından inanç itibariyle yakındırlar. Müşterek bir takım şeyler var. Allah'a iman gibi, ahirete iman gibi. En azından peygamberlerin bir kısmından müşterek olmak gibi. Ve bazı haramlar, helaller gibi müşterek yönler var. Ama bununla beraber yine de tamamıyla bunlarla aynı da değil. İşte bakıyoruz ki tarih boyunca yakınlık olmasına rağmen düşmanlık da meydana gelmiş. En fazla düşmanlığı gösterenler Yahudiler olmuş ve Müslümanlara en yakın olanlar da Hristiyanlar olmuş. Belki burada şu hatıra gelebilir. Yani Hristiyanlar içerisinde Haçlı seferleri de düzenlenmiş. Defalarca, 10 defadan fazla İslam diyarlarına Haçlı seferleri düzenlenmiş ve bunlar bazen sayıları milyona yaklaşan ordularla İslam diyarlarına hücum etmişler. Çok kanlı savaşlar olmuş. Burada herhalde siyasi durumla normal halkı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yani günümüzde de Hristiyanlar nüfus itibariyle hayli yoğun bir nüfusa sahip. Dünyanın her tarafında var ve onların bulundukları yerlerde Müslümanlar da yine bulunabilmekte. Yakınımızda olan Avrupa'yı örnek verelim. Avrupa genelde Hristiyandır. Ama Avrupa'da Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde pek çok Müslüman da bulunmaktadır. Avrupa'da bugün 25 milyon civarında Müslümanın yaşadığı ifade ediliyor. Ve bu Müslümanlar bulundukları o Hristiyan toplumda ekseriyet itibariyle dinlerini rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Tabi asırların birikimi, asırların insanlık noktasındaki, idare noktasındaki birikimi oralarda değerlendirilmiş ve bunun neticesinde daha böyle bir hürriyet ortamı, daha böyle dine, inanca, saygı, hürmet gibi durumlar gelişmiş ve bunun neticesinde oralardaki Müslüman kardeşlerimiz dinlerini daha rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar ve o Hristiyan toplum içerisinde dini hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bu hükmünde bir görüntüsü gibidir. Ve o şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Onlar da bizden benzeri muameleyi zaten tarih boyunca görmüşler. İstanbul'da, Yahudiler'de, Hristiyanlar da, eskide de var.
şu anda da var ve herhangi bir problem söz konusu değil. Beraber yaşamanın güzel örnekleri verilebiliyor. Tarih boyunca da verilmiş. İşte Haçlı seferleri düzenlenmesi devletlerin tercihi, siyasi bir tercih. Yoksa halkın doğrudan hepsinin gidelim Müslümanları yok edelim öyle bir arayışı söz konusu değil. Günümüzde de yine bazı Hristiyan ülkelerde siyasi yönden idarede bulunanlar daha düşmanca bir tavır içinde olabilir. Ama halkının tamamı böyle düşünüyor anlamına da gelmez. İşte Kur'an-ı Kerim Hristiyanların inna nasara biz Hristiyanız diyenlerin Müslümanlara daha yakınlığına dikkat çekti. Burada inna nasara üslubuyla bunun anlatılmasında şöyle bir incelik olabilir. Hristiyan kültür içinde olmakla ben Hristiyanım diye ifade etmek bunlar farklı şeyler. Müslümanlıkta da öyledir. Yani ben Müslümanım demekle gerçekten sadece adının bir Müslüman olması aynı şeyler değildir. Demek ki bunlar biz Hristiyanız diye Hristiyanlığın ölçülerini de yerine getirmeye çalışan kimseler ve bu tarzda bunlar da daha böyle Müslümanlara bir yakınlık görülebiliyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ Çünkü onlarda bulunmakta قِسِّس۪ينَ keşişler var ve ruhbanen ve ruhban sınıfı var. Kendilerini böyle ibadete vermiş olan, dünyadan el etek çekip tamamen ibadete vermiş olan kimseler var. وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Ve bir de onlar kibirlenmezler. Daha böyle alçak gönüllü, mütevazi kimselerdir. Burada tabii tarihi yönüne de dikkat çekmemiz uygun olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Hristiyanlar o zaman da var ve yaygın. Peygamber Efendimiz Müslümanlardan bir grubu Habeşistan'a gönderiyor. Habeşistan Hristiyan ve başlarında işte Necaşi denilen onların hükümdarı var. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gıyaben onu methediyor. Habeşistan'a gidin, orada adil bir hükümdar var. Rahat edeceğinizi ümit ederim buyuruyor. Gerçekten de Müslümanlar Habeşistan'a göç ettiklerinde Habeş Kralı Necaşi bunlara sahip çıkıyor. İyi ev sahipliği yapıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i de dinlediğinde Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor. Gıyabi olarak Müslüman oluyor. Öyle ki yıllar sonra Habeş Kralı Necaşi vefat ettiğinde vefat ettiği gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine bunu haber veriyor. Bugün diyor bir kardeşimiz vefat etti. Gelin onun cenaze namazını kılalım. Ve gıyabi bir şekilde Habeş Kralı Necaşi'nin cenaze namazı kılınıyor. Demek ki onlarda böyleleri de var. Bunlar biz Hristiyanız diye ifade ediyorlar. Dinlerinde samimi, Müslümanlara da yakınlık duyuyorlar. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Bunlar peygambere indirileni duyduklarında تَرَا اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْءِ Bunların gözyaşları içinde olduğunu görürsün. Yani gözlerinin yaşardığını görürsün. Peygambere indirileni duyduklarında. İşte Habeş Kralı Necaşi ile alakalı kitaplarda da anlatılır. Kendisine Meryem suresinden okunuyor. Meryem suresi okunduğu zaman gözyaşları içerisinde dinliyor. Etrafında ruhban sınıfından kimseler var. Onlar da yine gözyaşları içerisinde dinliyorlar. Başka bir olay Peygamberimiz döneminde Necran Hristiyanları. Necran Hristiyanları bir kafile halinde Peygamber Efendimiz'e gelmişler ve Kur'an-ı Kerim kendilerine okunduğunda gözyaşlarıyla dinlemişler. Demek ki ayet-i kerime bu gibi tarihi olaylara bakan yönü de var ve bunun tarih boyunca tekrarlanan benzeri durumlarda söz konusu olabilir. Mimma arafu minel hak, yani hakkı bilmelerinden dolayı bunlar gözyaşı içinde onu dinliyorlar sevinç gözyaşlarıyla. Yegulune ve onlar şöyle diyorlar. Rabbena amennâ, ey Rabbimiz biz iman ettik. Fektübnâ ma'aşşâhidin, bizi şahitlerle beraber yaz. Yani ümmeti Muhammed diğer ümmetlere şehadette bulunacaktır. Ve ümmeti Muhammed evet daha önce peygamberler geldi,
kavimlerine tebliğ ettiler. Biz Kur'an'da böyle okuduk, Allah bize böyle haber verdi diye şehadette bulunacaklardır. İşte Hristiyanlardan olan, Kur'an'ı dinleyen bu kimseler de o sahabelerle beraber olmak, şahitlerle beraber olmayı Cenab-ı Hak'tan bu şekilde istiyorlar. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Yani bize ne oluyor ki Allah'a iman etmeyelim? وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ Ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim. وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Ve biz Rabbimizin salih kavimle beraber bizi beraber kılmasını ümit etmekteyiz. Yani burada sahabeler, ümmet-i Muhammed aynı zamanda salih kavim olarak nazara veriliyor. İşte Hristiyanlardan da bir kısım insanlar Kur'an'ı dinlemenin neticesinde gözyaşlarıyla Kur'an'ı dinliyorlar ve Ya Rabbi bizi ümmet-i Muhammed'le beraber kıl, şahitlerle beraber kıl diyorlar. Ve ardından da Cenab-ı Hakk'ın rahmetini beklediklerini, rahmetine mazhar olmayı beklediklerini ifade ediyorlar. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا Allah onların bu sözleri sebebiyle kendilerini mükafatlandırdı. Sevap olarak mükafatlandırdı. Cennetin cennetlerle tecri min tahtiyel enhar altlarından nehirler akan cennetlerle mükafatlandırdı. Halidine fîhe ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Tabi burada tavır ortaya koyabilmek, bunu söyleyebilmek demek ki çok büyük bir neticesi var. Başkaları hak vakikatı gördüğünde belki de gizleyebilir. Ama bunlar hak vakikatı gördükten sonra açıktan imanlarını ilan etmişler. Ve bu tavır Kur'an-ı Kerim'de methediliyor. Böyle demeleri sebebiyle kendilerine cennetler verileceği, altlarından nehirler akan cennet bahçelerine bunların yerleştirileceği ifade ediliyor. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِنْ İşte iyi işler yapanların mükafatı budur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkar eden ayetlerimizi yalanlayanlara gelince اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَه۪يمِ Onlar cehennem ashabıdır. Değerli izleyenlerim, evet Kur'an-ı Kerim bu gibi dersleriyle bize nice mesajları veriyor. Cenab-ı Hak ilahi mesajı layıkıyla anlamayı, algılamayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.